selamünaleyküm efendim. Güzel bir gün, güzel bir sabah olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun diyerek bir cumartesi gününe daha sizlerle birlikteyiz ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Sayın Hocamız Necmettin Nursaçan bizimle. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim, hoş bulduk efendim. Nasılsınız hocam? Rabbimize hamd ederiz. O sağlık veriyor, afiyet veriyor. Değerli seyircilerimizin huzuruna çıkma fırsatını lütfediyor. O yüzden ona hamd ediyoruz efendim. Hı hı. Geçtiğimiz hafta bir ziyarette bulundunuz, gittiniz, geldiniz. Biz de size dualar... Onun için de ayrıca Rabbimize hamd ederiz. Hı hı. Yani herhalde kirleniyoruz da temizlenmemiz için Cenab-ı Hak fırsat veriyor yani. Abdest üstüne abdest nurlanmaktır ya, siz doğru, de kirlenmeden tekrar inşallah gidiyorsunuz hocam. Siz de hüsnü zannettiniz, doğru. Ya, estağfurullah hocam. Allah kabul etsin. Biz de size çokça dualarda istekte bulunduk hocam. Oralarda bizim için de dua edin diye. Doğru. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Hocam bugün de her zaman olduğu gibi izleyenlerimiz bizim programımıza katılmak isteyeceklerdir. Müsaadenizle iletişim yollarını hatırlatalım. 0212 alan koduyla 300-0404 ve 300-0606 telefon numaralarımız. Twitter.com/sohbetler7 Twitter adresimiz. Bu arada Facebook üzerinden şu anda bizi canlı izleyebilirsiniz. Kanal 7 sayfasını beğenirseniz şayet, televizyon olmayan, internetten sadece izleme olanağı olan izleyicilerimiz için de bu yöntemi de hatırlatalım diyelim. Hocam o zaman şöyle... Sorularla programımıza başlayalım. Evet. Namaz vakti geldiği halde namazı kılmadan adet görmeye başlayan kadın o vaktin namazını daha sonra kaza eder mi? Kaza etmez. Zira namaz mükellef üzerine vaktin sonunda farz olur. Hı hı. Vaktin sonunda farz olur. O yüzden o namazı kaza etmez. Vaktin sonunda. Peki evet. Hocam, cenaze için sala vermek gerekir mi? Sevgili Peygamberimizin zamanında cenaze için sala verildiğini görmüyoruz. Ama ölüm haberinin çeşitli yollarla duyurulması da sünnettir. Sevgili Peygamberimiz Necaşi'nin ölümünü haber vermiş. Kendisine bildirilmeden defnedilen cenaze için bana niye haber vermediniz dediği de vaki olmuştur. Hmm. O yüzden milletimiz cenaze ilanını sala ile Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah, Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah, Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Yani ne güzel üç cümlelik böyle salat sana, selam sana ey Allah'ın elçisi, salat sana, selam sana ey Allah'ın Resulü, salat sana, selam sana ey gelmişin ve geleceğin bir tanesi. Zaten sevgili Peygamberimize salatü selamla emrolunuyoruz. Ya bu halkımız düşünecek, bu demek ki cenaze vaki olmuş. Ben bir ara Batı Trakya'ya gitmiştim. Merhum Mehmet Emin Ağa'nın cenazesini kıldırmak üzere. Baktım daha epey var. Bu zamanı dedim bir köye gideyim. Orada yakın bir vadide 40 tane köy var. Müslümanlara ait. Hı hı. O köylerden birine gideyim dedim. Öyle bir yaz günü sala verdirdik camide. Tarlalarda çalışanları işi gücü bırakıp camiyi doldurdular. Hmm. Anladılar ki bir değişik durum var. Onlara vaaz yaptık, ilahiler okuduk ve şehre cenazeye yetiştik. Bu yıl bunun bir değişik şeyinde yaşadık. Yani 15 Temmuz'da evet. Salalar verildi. Ve zannederim bence çok isabetli oldu yani. Evet, o da isabetli oldu evet ya. Birlik çağrısı için öyle oldu evet. Okunan salalardı hocam. Öyle efendim. Peki taziyenin hükmünü sorsam size nedir? Efendim taziye ölünün yakınlarına sabır, cenaze içinde hayır duada bulunmaktır. İnsan tek başına
acıyı da tatlıyı da yaşayamıyor. Hı hı. Yani tatlı paylaşılınca çoğalıyor, keder paylaşılınca azalıyor. Efendimiz musibete uğrayan bir kimseye geçmiş olsun ziyaretinde bulunana, musibetzedeye verilecek sevabın misli verilir. Yani ona da sevap verilir. Varıyor mesela adam maazallah yani hakikaten bir acıyla karşılaşmış adam. Hı hı. Yani ona öyle sabır telkin etmek, sabrı kolaylaştıracak sözler söylemek, yani yüreğini yakacak sözler değil de bu da Ayşe Hanım makul süre içerisinde olması gerekiyor. Bazen maalesef ben hanımlarda bunu görüyorum. Varıyor, kadının yüreği zaten yanıyor. Bu biraz daha oraya ot atıyor. Yani kadının yüreğini daha fazla yakıyor. Yakıyor. Öyle değil. Halbuki sabır tavsiye edeceği yerde aksine. Sonra bu 3 günlük süre içerisinde olmalı. 3 günden sonra hafızayı beşer nisyan ile malül. O da bir nimet Allah. Unutmaya yüz tutuyor. Unutması gerekiyor. Ama hatırlatıyor. Birisi bana şöyle dert yanıyor. Hocam, oğlum vefat edeli 2 yıl oldu diyor. Adam rastlıyor çarşıda. Ya arkadaş, aslan gibi oğlandı ya. Nasıl dayanıyorsun bilmem. Ya 2 yıl önce ölmüş olan oğlumun haberini bana söylüyor. Halbuki ben onu gönlüme kabul ettirdim, sineme gömdüm. Şimdi bu kavuşmuş yarayı yeniden kanatıyor, bırakıp gidiyor. Ya bu sevap değil, günah işledi bu adam. Yani vakti geçtikten sonra taziye, uzakta olan akrabaya ve bir de Hoca Efendi'ye. Niye Hoca Efendi'den şu beklenir? Ya yaramıza bir merhem sürse. Falan. Hı hı. Akraba cenazenin vuku bulduğu yerden uzakta, adam o günlerde gelememiş, bilahare gelmiş, onun taziyede bulunması doğrudur. Evet, olur. Hı hı hı. Peki hocam, cenaze geçerken ayağa kalkmanın hükmünü sorsam size. Efendim, dinimize göre Müslüman olsun olmasın bütün insanlar saygı değerdirler. Hı hı. Bu cümle önemli değil mi? Evet. Yani İslamofobi hastaları duysun. Yani demek ki dinimize göre Müslüman olsun olmasın bütün insanlar saygı değerdir. İnsanların ölüsü de dirisi de saygıya layıktır. Hı hı. Bir cenaze geçiyor. Efendimiz ayağa kalkıyor. Ya Resulallah, bu Yahudi cenazesi İnsan değil mi diyor Efendimiz. Ya Allah Allah, görüyor musunuz? İnsan değil mi diyor. Cenaze gördüğünüzde sizi geçinceye kadar ayakta durun. Allah elçisinin tavsiyesi bu. Hı hı. Evet. Benim de ilkokulda bir öğretmenim vardı hocam. Cenaze aracı gördüğünüz zaman çocuklar şöyle bir durun, mutlaka bir Fatiha okuyun derdi. Hala onu söyleyen kişiyle aklımdadır hocam, ilkokul öğretmenimizin. Hatta bu birine bir iyilik öğrettiğinizde onun her yaptığında size de bir sevaptır. Tabii, öyledir. Onun öğrettiklerinin yaptıklarında da size sevap vardır değil mi hocam? Tabii efendim, öyle. Böyle eğer öğretmenimiz hala hayattaysa Allah'ım sağlıklı uzun ömürler versin. Ben de hep onu hatırlarım. Ya, bir cenaze güzel. Gördüğümüzde i̇şte saygıyı yani, ilkokulda. 3 kişinin amel defteri kapanmaz. İlmi eser bırakan, hayır eser bırakan ve hayır dua edecek evlat bırakan, hı hı, kişilerin amel defteri kapanmaz. Peki hocam, size veda hutbesini sorsam. Yani bu vesileyle, evet, bakın. Evet, bu vesileyle. Aynı zamanda Ayşe Hanım, bugünler veda haccı hutbesinin de irat günleri, yıl dönüm günleridir. Hı hı. O yüzden işte İslamofobi hastaları İslam'ı böyle terör diniymiş gibi gösteren hainler duysunlar. Yani 23 yıllık peygamberliğin blançosunu 124 bin
bin ashab-ı kirama sevgili peygamberimiz böyle devenin üzerinde, tabii ashaba göre yüksek yerde olmuş oluyor. Rabia ibn-i Ümeyye, Abdullah ibn-i Ümmü Mektum, bunlar da yüksek ses tonuna sahip insanlar. Peygamberimiz bir cümle söylüyor. Belli bir mesafeye kadar o ses gidiyor. Orada Abdullah ibn-i Mektum tekrar ediyor. Arkadakileri. O biraz daha uzağa gidiyor. Arkada Rabia ibn-i Ümeyye, o daha uzaklara kadar duyuruyor bunu. Ve pırlanta bir gerçeği söylüyor. Ela helbella. Ey insanlar, ne dersiniz? Rabbimden aldığımı size ilettim mi? Yani şu sorumluluğa bakın. İlettin ya Resulallah. Allah'tan aldığını bize duyurdun. Allahümme şehed. Şahit ol ya Rab. Kulların görevimi yaptığını söylüyor ya Rabbi. Şu sorumluluğu bizim de duymamız gerekiyor. Bakın hangi konulara temas edilmiş. İnsan hayatının, malının, şerefinin, namusunun dokunulmazlığı. Bu vurgulanmış bir. İnsanların yaşama, mal, mülk, ırz, namus korunması. Cahiliye dönemi kan davalarının kaldırılması. Kişi dokunulmazlığı, toplum düzeni, toplum güvenliği ve anarşi önleniyor, kardeşlik tesis ediliyor. Faiz ve kan davaları kaldırılıyor. Rabbimiz bir, ana babamız bir, ırk, renk, dil farkı yok. Bu vurgulanıyor. Aile hukuku, karı koca hakkı, toplumsal barış üzerinde duruluyor. Yani اَطْعَمُ الْجَائِ وَعُودُ الْمَر۪يلِ وَفِكُّ الْعَان۪ي Acı doyurun, hastayı ziyaret edin, köleyi azat edin. Aman ya Rabbi. Müslümanlıkta köle almak, köle olmak. Cariyem, kölem demeyiniz. Oğlum, kızım deyiniz. Hmm. Yediğinizden yediriniz. Giydiğinizden giydiriniz. Yani köleliği İslam ortaya koymamış. Dünyanın bir gerçeğidir bu. Birdenbire bıçak keser gibi kaldırmaya da imkan yok. Ama İslam onu tedricen kaldırmayı hedef almış. Hı hı. Efendim, mesela bakın bütün 5 kefaret vardır. O kefaretlerin birinci maddesi köleyi hürriyetine kavuşturma. Diyeceksin hemen ya mesela başladığı Ramazan orucunu kasten bozsa bu kişiye ne gerekir? Kefaret. Ne demek o? İşte bir köleyi hürriyetine kavuşturma. Hiç bundan söylemiyorsunuz diyeceksiniz. Ama kölelik kalkmış. İşte kölelik yok onun için. Hı hı. O yüzden biz ikinci maddeyi söylemiş oluyoruz. Hı hı. Yoksa aslında birinci madde bir köle hürriyetine kavuşturmaktır. Hı hı. Evet efendim. Yani kan davalarının, faizin kaldırılması, veda haccı hutbesinin yıl dönüm günü. Evet efendim. Peki hocam, bir erkeğin bakımını yapan kadın, o beyin namahrem yerlerini gördüğünde bunun bir hükmü var mıdır? Efendim aslında bu erkeğin bakımını mahrem olan yakınları yüklenmeli. Yok. O zaman erkek bakıcı bulun. O da yok. Bir hanım bakımını yapabilir. Hanım da mahrem yerlerine zaruret miktarınca bakar. Yani sere serpe değil. Demek ihtiyaca göre bakabilir. Peki hocam, erkek çocukla üvey anne arasındaki tesettür nasıl olmalı? Efendim, üvey anne öz anne hükmündedir. Evlatla öz anne arasındaki mahremiyet ve tesettür hükümleri aynen neyse üvey anne ile de aynıdır. Üvey annenin başına, saçlarına, yüzüne, diz kapağından aşağısına,
pazularına, göksüne bakması haram değildir. Ama bu illa bakacağım demek de değildir. Yani bakması haram değildir. Peki hocam. Cenazenin hemen ardından miras çok çabuk mu taksim edilmeli hocam? Ayşe Hanım, bence şu bakımdan önemli bu soru. Cenaze vukuunda çok defa ya adam mal derdine düştü demesinler diye kimse mirastan söz etmiyor. Miras ortalıkta duruyor. Ama ölen nöbetini tamamladı. Kalanların kulluk nöbeti devam ediyor. O mirasla da ilgili kulluk görevleri vardır. Adam haç mükellefi değilken haç mükellef oldu. Zekat mükellefi değilken zekat mı? Kurban mükellefi değilken kurban mükellef oldu. Ama öyle duruyor. Mal ortalıkta duruyor. Halbuki onunla da ilgili kulluk görevleri var. Öyleyse onu derhal taksim etmeli. Ve herkes görevini kendisine düşen meblağ ile sorumluluğunu yerine getirmeli. Peki hocam. Bir izleyicimiz var. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz efendim. İstanbul'dan izleyicimiz. Buyurun, sizi dinliyoruz. Evet. Hocama bir sorum vardı. Dinliyoruz efendim. Hayırlı günler hocam. Hayırlı günler efendim. Allah razı olsun hocam. Ellerinizden öperim. Estağfurullah efendim. Benim adakla ilgili bir sorum var hocam. Buyurun efendim. Hocam ben obsesif kompulsif bozukluğu var bende. Psikolojik rahatsızlığım var biraz. Vesvese hastalığı diyelim. Sürekli kalbimden adaklar alıyorum hocam. Bazen dilime geliyor. Ama söyledikten sonra çok pişman oluyorum. Sadece sürekli kalbimden niyet ediyorum mesela. Kabulleniyorum onu. Ondan sonra bir tane bileziğim vardı hocam. Aslında 7 tane ufak baş hayvan kestirdim. Ondan sonra 2 tane daha dilimle söyledim. 3 tane de niyetim de var hocam. Benim en çok merak ettiğim bu konuyla alakalı bazı alimlerimiz önemli olan niyettir. Dil sadece bir ikrardır diyorlar. Bazıları da dile dökmek ve dile dökmediğin adaktan içebilirsin diyorlar. Doğrusunu siz bilirsiniz hocam. İlaçların etkisiyle bayağı atlattım ama gerek alışkanlıktan gerek şeytan vesvese veriyor. Hala niyet ediyorum. 1 saat sonra pişman oluyorum. Kabul etme Allah'ım diye yalvarıyorum. En önemlisi de belki 1000 defa söylemişimdir. Kaç tane adam olduğunu bilmiyorum. Bir gün sürekli işte hala kalbimden söylüyorum. Bu şekilde hocam. İstediğiniz her şey için mi bunu yapıyorsunuz? Normalde adak biliyorsunuz bir dileğinizin gerçekleşmesi halinde Allah'a verdiğiniz bir sözdür. Bu gerçekleşirse yapacağım diye. Siz bunu durup dururken mi yapıyorsunuz? Durup dururken yapıyorum hocam. Mesela akşama kadar aklınıza ne gelir? Binlerce şey gelir. Ben her mesela televizyonda gördüğüm her şey için bile adak adıyorum. Aklıma ne gelirse adak adıyorum kalbimden. Anladım. Bir de bunu niyet olarak isteyerek kabulleniyorum hocam. Bir kere, normal insanlara göre de geçerli midir yani? Sadece bana değerli göre değil. Değerli kardeşimiz, gönüllerimizden, aklımızdan, hayalimizden geçen şeyler fiile, eyleme dönüşmedikçe ondan sorumlu olmayız. Yani gönlümden geçti, ben bir kurban kesmeliyim. Yok. Böyle bir mecburiyetim yok. Yani, hocam niyet ediyorum, kabulleniyorum yani. İşte öyle olmaz. Yani durmadan aklımızdan gel evham, vesvese. Bu sefer bunun arkasından yetemeyiz. Bizim böyle bir mecburiyetimiz yok. Böyle durup dururken, bakın yılda bir defa mükellef olursak kurban kesme mecburiyetimiz var. Onun dışında yani gücümüz yetmediği halde ben adak adadım, kalbimden geçti ve ondan sonra da ben bunu kabullendim. Öyleyse ben bu işi yapacağım dememeli. Gönlümüzden geçenlerden sorumlu olmayız. Yani niyet haline isteyerek getirsek bile sorumlu değil miyiz hocam? Tabii sorumlu. Peki, değiliz. Peki ben bir şey sorayım burada. Bir süre sonra ya ben ne yaptım diyor musunuz? Tabii ki hocam, tabii ki. Sonradan pişman oluyorum.
olmaz. İşte yani düşünün, benim maddi durumum yoktu. Sadece bir tane bileziğim vardı. Onu bozdurdum. Bir gün içerisinde 7 tane ufak baş hayvan kurban ettirdim. Allah kabul etti inşallah. Ama sürekli dua ediyorum hocam. Sürekli dua ediyorum. Allah'ım diyorum, ne olursun bu saatten sonra bana adak adamayı nasip etme diyorum. Onu unutuyorum. Sürekli evet. Tekrar adıyorum yani. Yok hanım kızımız, o yüzden gel kendinizi hiç rahatsız etmeyin. Yüce Rabbimizin evet. Bizi böyle zorla, bu din bize zahmet olsun diye gelmiş bir din değildir. Gelin. Evet. Yuridullahu bikumul yusur. Allah size kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. Yessiru ve la tuassiru. Beşiru ve la tunaffiru. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Sevgili Peygamberimiz böyle söylüyor. Yani, peki illa ki dilimizle söylemek lazım hocam, gerçek olmadığı tabii, için. Tabii tabii. Siz, ama siz o gönlünüzden geçen şeylerden dolayı bile sevap kazanırsınız. Ama yapmadım. Eğer gönlümüzden geçen her şeyi fiile dökmeye gücümüz yetmez. Muktedir evet. De olamayız. O evet. Yüzden gel bunları dert etmeyin. Peki iki tanesini söyledim hocam. Onlar için ne yapabilirim yani? İki tanesi derken? Dilimle söyledim iki tane. Onun için ne yapabilirim? O, onu da gücümüzün yettiği zaman. İlla hemen şimdi değil. Hı-hı. Fakat yani, tabii yani vesvesli olan zorunda değilim değil mi hocam? Tabii vesvesliği bırakmak lazım ama tabii. Rabbimize sığınacağız bundan dolayı. Aklımızdan her geçen şey, yani aklımdan ne kaldı? Gusül yapıyordum. Herhalde şurada kuru bir yer kaldı. Dur, bu gusül olmadı. Çünkü su şuraya ulaşmadı. Bir daha yıkan. Ya bu sefer de herhalde kolum ıslanmadı. Burada bir kuru yer kaldı. İyi o zaman durum. Bu üç defa yıkanma, yani üç defa bir organımı yıkama hakkım var. Ben durmadan banyoyu meşgul ediyorum ben. Hı-hı. Durmadan su israf ediyorum ben. Hı-hı. Rabbim bundan razı olmaz. Peki. Rabbim bundan razı olmaz. Evet. Peki efendim. Hocam. Teşekkür ediyoruz izleyenimize. İyi günler diliyoruz. Diğer telefondayız. Alo. Televizyon sesini. İyi günler diliyorum efendim. Televizyon sesini kapatırsanız telefondan anlaşalım lütfen sizinle. Selamun aleyküm. Hocam aleykümselam olacaktı. Buyurun efendim. Buyurun. Şimdi hocam birçok şey konuşuyor. Kabaca üzerinden geçiyorlar. Münafıklık nedir? Münafıklıkla günahkar arasındaki fark nedir? Bu soruyu soracağım. Diğer bir sorum da Kur'an-ı Kerim dinlemeyi çok seviyorum. Yatarken dini sohbetleri dinleyerek yatıyorum. Bazen Kur'an-ı Kerim okunuyor. Bu doğru mudur, yanlış mıdır hocam? Teşekkür ediyoruz efendim. Tamam. İlk soru, siz münafıklıkla günahkarlık arasındaki farkı açıklar günahkar mısınız? Günahkar demek ne demek? Emirlere, Allah ve Resulü'nün emrine uymayan günahkar olmuş olur, günah işlemiş olur. Münafık nedir? Yani sevgili Peygamberimiz biliyor ki ayetül münafıkı selasün. Münafığın alameti üçtür. Konuşunca yalan söyler. Vaat edince sözünde durmaz. Bir şey emanet ettiğinizde ona hıyanet eder. Yani belirtileri de bunlardır. Şimdi ama bizim kendimizi test etmemiz icap eder. Ya ben acaba münafık mıyım yoksa diye insanın kendisini test etmesi de icap eder. Evet efendim. Sonra üçüncü soru neydi? Diğer soru, Kur'an dinlemeyi çok seviyorum. Kur'an-ı Kerim'i akşamları yatarken sohbetler ve Kur'an-ı Kerim dinliyorum. Yattığım yerde uzanarak dinlememde bir sakınca var mıdır diye soruyorum. Dinleyebiliriz. Sonra. Rabbimiz onlar ki, o akıllı müminler ki, yattıkları yerde, oturdukları yerde Allah'ı anarlar. Ve yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel ard. Ve yezkurun Allah kıyamen ve ku'uden ve ala cunubihim ayetlerinde bunu görüyoruz, yapabilirler. Peki. Ama tabii bizim edebimiz de millet olarak edebimiz, Kur'an okuyacağımız zaman böyle güzel abdest alırız, dişlerimizi fırçalarız, güzel kokular sürünürüz, kıbleye yönelerek Kur'an okuruz.
Ama yattığım yerde Kulauzu bi Rabbil Felak, Kulauzu bi Rabbin Nas okuyacağım, okurum. Ayet-el Kürsi okur muyum? Okuyabilirim tabii. Evet. Peki hocam, bir telefonumuz daha var ama burada bir soru var. Az önceki izleyicimize, bayan izleyicinin sorusuna benziyor diyebilirim. Hocam ben hastalandım ve duvarlarda şekilsiz hayvanlar görüyorum. Ne yapmalıyım diye bir soru var hocam. Burada bir tavsiyeniz olabilir mi izleyicimize? Efendim, maalesef Ayşe Hanım, yani cinler vardır. Cinler şunu yapar, cinler bunu yapar. Herhal çocukluğumuzda aklımıza böyle şeyler giriyor. Ha bak, o dedikleri şey geldi bak. Görüyorum bak filan gibi. Ondan sonra bu bir psikolojik rahatsızlık haline geliyor. Yani şu bizim cin, şeytan inancımızı da iyice netleştirmemiz lazım. Hocam yani, şimdi ilkokul, ortaokul çağındaki çocuklarda da bu cin çağırma sohbetleri çok geçiyor. Ve çocuklar da bunları bir yerlerden duyup merak ediyorlar. Biz anne babalar bu konuda nasıl çocuklara cevap vermeliyiz o zaman, siz cin demişken? Evet, şimdi var bu alemde mesela mikroplar var. Biz şimdi inkar edelim mi? Elektrik akımı var. Elektrik akımını görüyor muyum? Görmüyorum. Ama bu ilmen gerçek bir elektrik akımı var. Efendim, mikroplar da var ama bu gözle göremiyorum mikropları. Mikroskopla baksam göreceğim onu. Şimdi cinler de var. Ama ben onu görecek şekilde yaratılmamışım. Bu onlardan korkmama, çekinmeme de gerek yok. Melekler de var. Çok sevimli varlıklar. Şurada bilemiyoruz. Belki binlerce melek vardır. Aynen böyle inanıyoruz. Rabbimiz böyle yaratmış. Bize iyilik duygularını telkin eden bu sevimli varlıklar, yani bizim hayır için, hak için söylediklerimizi kaydeden melekler vardır. Bunlardan evhama kapılmak, korkmak doğru değil. Cin çarpar, cin şöyle eder, böyle eder telkinleri var ya, kadınımızın, kızımızın aklına bu giriyor. Ondan sonra bu psikolojik rahatsızlığa sebep oluyor. Peki hocam, teşekkür ederiz. Reklamlar var, şimdi ardından devam edeceğiz. Bizi arayabilirsiniz ve izleyenlerimiz hattımızda birazdan telefonları almaya devam edeceğiz efendim. Ayrılmayın lütfen. Reklamların ardından devam ediyoruz efendim. İzleyicimiz var hattımızda. Bu arada bir kez daha telefon numaralarımızı hatırlatalım. Belki katılmak isteyen izleyicilerimiz olacaktır. Numarayı kaçırmış olabilirler. 0212 alan koduyla 300-0404 ve 300-0606. Bu arada twitter.com/sohbetler7'den de bize ulaşabilirsiniz ve Facebook üzerinden de canlı olarak izleyebilirsiniz diye tekrar hatırlatalım efendim. Alo. Efendim. Buyurun efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun. Canlı yayındasınız şu anda. Alo. Efendim. Efendim şu an canlı yayındasınız. Buyurun, sorunuzu alalım sizin. Trabzon'dan Ayşe Hanım. Size de efendim iyi günler. İyi günler. Buyurun efendim. Hayırlı günler hocam. Selamünaleyküm. Hayırlı günler. Aleyküm selam. Nasılsınız, iyisiniz? Rabbimize hamd ederiz. Siz de iyisiniz inşallah. Çok şükür, biz de iyiyiz, hamd olsun. Buyurun benim efendim. Benim iki tane sorum var size. Buyurun. Bir tane eşim öldü. Başınız sağ olsun. Cuma namazına gidiyordu, abdestini aldı. Ondan sonra giyindi, tıraş oldu, üstelik gitti, dolmuşa bindi. Dolmuşta giderken yolda parasını verdi, yerini alamadı, bitirdi dolmuşta. Bunun şeyini soracaktım. Mükafatı nedir? Bir sonra. Cuma namazına giderken yolda minibüste vefat etti eşiniz. Parasını verdi. Para üzerine alamadı. Üzerine alamadı. Böyle yanındaki adama başını koymuş, böyle orada bitirdi. Sela veriliyormuş. Cuma namazına yetişememesinden dolayı mı? Nedir buradaki sorumuz?
Evet, yani bunun şeysi, mükafatı nedir diyorum, yani onu diyor, soruyorum. Biri bu, evet. Evet. İkinci soru. Diğer soru. Bir sorumuz daha vardı, buyurun. Diğer sorumuz da şeyi, öğretmen kızım öğrenciyle bekliymiş bugün okulda. Öğrencileri kurtarmış, kendisi öldü. Bunun da mükafatını öğrenmek istiyorum. Rabbim size sabırlar versin. Öncelikle mekanları her ikisinde cennet olsun diyelim. İkincisi tamam. Anlayamadım. İkincisi hocam, öğretmenmiş kızı hanımefendinin. Tamam. Sürmene'de. Sürmene'de öğretmen der. Çocukları trafik kazasından kurtarıyor fakat tren kendisi hayatını... Efendim? Tren patlamış. Arabanın freni patlamış. Evet. Freni patlamış arabanın, içeriye girmiş okulun bahçesine, bayır aşağı inerken çocukları kurtarmış, bağırmış şoför işte. Çekin çocukları, alın çocukları, çekilin diye çocukları kurtarmış, kendisi öldü. Freni patlayan bir araç okulun bahçesine dalmış hocam. O arada bağırmış, çocukları çekin, çocuklar çekilin, araba geliyor diye. Çocuklar kurtulmuş ama hanımefendinin kızı arabanın altında kalarak hayatını kaybetmiş. Bunun da ecri var Mevla mıdır? Mevla rahmet eylesin. Alacağı bir tedbir vardı da onu almamış vaziyeti yok. Olan tedbiri öğrenciler için kullanmış. Bir evet. Hanımefendi, bir anneye yakışır fedakarlık tablosu çizmiş. Allah ondan razı olsun. Amin. Hayat bu dünyadan ibaret değildir. Şimdi ebedi hayatta da hayatı devam ediyor. İnşallah şehit olarak dünyadan ayrılmıştır. Annesine şefaatçi eylesin Yüce Rabbimiz. Amin. Ve sabırlar lütfetsin. Eşi de Hakk'ın rahmetine çok hayırlı bir zamanda. Bunlar hep hayra alamettir, güzelliklerdir. Rabbim ona da bağışlasın, mağfiret kutsal eylesin. Kutsal bir yolda. Evet, güzel bir ölüm diyeceğiz. Yani gerçi diyelim ki hadi, affedersiniz, tuvalette ecel gelse buna da kötülük alameti mi diyeceğiz? Yok, demeyeceğiz. Ecel orada yakalamış olabilir. Ama abdestini al, cuma namazına giderken ecel orada yakalıyor. Bu da çok beğenilecek bir ölümdür. Mevla rahmet eylesin. Ki cuma namazına giderken yolda abdestinizi alıp yola çıktığınızda attığınız her adımda ecir vardır, tabii, değil mi hocam? Tabii öyle dedi. Öyle. Her adım. O yüzden öyle. Hatta uzak camilere gitmeyi tercih edenleri duymuştum. Doğru efendim. Peki. Tekrar başınız sağ olsun. Rabbim onların mekanını cennet eylesin. Ve cennetinde birleştirsin. Ne güzel, ne güzel. En güzeli de böyle anılmak zaten. Kızım da zaten şehit olarak şey ettiler bana. Şehit annesi olarak şey ettiler bana da. Verdi bana para da, ev aldı, kredi. Huzurlu oturmak nasip olsun inşallah. Evet efendim. Hocam da az önce size şefaatçi olur inşallah derken aslında zaten bunu söyledi. Evet, dinimizce şehit şefaatçi zaten. Şefaatçi olur, evet efendim. Şefaatçi olma. Peki, teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz efendim size. Bir telefonumuz daha tabii var efendim. Hocam. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Benim bir sorum olacaktı hocama. Dinliyoruz efendim, buyurun. Malatya'ya selamlar, saygılar gönderelim bu vesileyle. Hoş geldiniz elimize, buyurun. Teşekkür ederim. Şey diyecektim, şimdi nasıl anlatacağım bilmiyorum, biraz heyecanlıyım ama şimdi 4 ay önce ben evlendim. Eşimle evlenmeden önce de sesim geliyor mu? Geliyor efendim, dinliyoruz biz, sizi duyuyoruz. Eşim Alevi, ben Sünniyim, işte olmaz falan bilmem ne, biz eşimle konuştuk. Hani ne yaparsam yapayım din anlamında karışmayacağıma söz verdi. O şekilde anlaştık. Şu anda da ben 2 aylık hamileyim. Şimdi bizde de hani nikah oldu mu farklı oluyor her şey. Yani kapanmak istiyorum, namaz kılmak istiyorum. Eşim kapanmamı istemiyor. Yani bu yüzden büyük tartışmalara giriyoruz. Ne yapmam gerekiyor acaba? Şimdi oğlumuz la ilahe illallah diyor mu? Söylüyor, benden bazı şeyleri benden daha iyi biliyor zaten. Hani şu günah, işte dedikodu yapmayalım. Şöyle olmasın, böyle olmasın. İç kapalılığa geldi mi sorun yaratıyor. Tabii bir hanımla bir erkek arasında nikahın
muteber olabilmesi için tabii erkeğin Müslüman olması lazım. Yani umarız ki bu kardeşimize Müslüman değildir diyecek durumda değiliz. İnşallah Müslümandır. Yani Müslüman olmaması için İslami değerleri kabullenmemesi lazım. Şimdi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kişi Müslümandır. Umarız ki böyle. Eğer oğlumuzun bazı eksiklikleri varsa hanımefendi size bir yiğitlik düşüyor. Oğlumuzu kazanabilmektir. Hanımefendi tesettüre girmek istiyor. Ne kadar ya. Güzel. Yani buna hocam, da evet efendim. Şimdi bazı şeylerde baktığım zaman benden daha bilinçli, benden daha güzel düşünüyor. Hı-hı. Daha böyle iyi. Hani benden sadece tek sorunumuz kürbana girmeme izin var mı ya? Ne diyor? Birçok konuda benden de fazla biliyor. Benden daha doğru davranışlar da gösteriyor. Fakat bir tek sıkıntımız türbana izin vermiyor. Yani hanımefendinin sıkıntısı burada. 2 aylık hamileymiş bu arada hanımefendi. Böyle bir Cenab-ı taç istiyor kendine. Sağlıkla bebeğini dünyaya getirmeyi nasip etsin. Allah razı yani olsun. Biraz yapıcı, yumuşak hareket etmemiz lazım. Yani sen sanki din dışı Hristiyan gibi görmemiz doğru değildir. Muhakkak ki Müslüman oğlu Müslümandır. Dediğiniz gibi çok güzel nitelikleri de olabilir. Hı-hı. Ama bu konuda da beyefendi siz de çok güzel, kocacığım, güzel nitelikler görüyorum. Yani bu benim başörtüm yaratanımızın bana emridir. Gel buna müdahale etme. Yani hatta bundan dolayı memnun ol, yardımcı ol. Yani bunda da yumuşak üslup kullanması, onun illa açacaksın demesi doğru değildir. Hı hı. Hocam ama çileden çıkıyor insana, tartışmak da istemiyorum ama şimdi evet. Duaları benden daha çok biliyor. Şimdi ayeti söylediğiniz zaman anlamıyla birlikte bana işte bu böyle şu şöyle diye anlatabilecek o derece bilgili bir insan, bayağı okumuş. Evet. Hı hı. Ama iş kapalı geldi mi de söyleniyor, ister istemez tartışma çıkıyor. Huzursuzum yani. Ya. Peki. Onun güzel bir şekilde onu ikna edebilmek lazım. Hı-hı. Bu yaratanımızın emridir. Bildiğimiz bilmediğimiz faydaları vardır. Peki, teşekkür evet. ediyoruz size. Rabbim sağlıkla kucağınıza almayı nasip etsin bebeğinizi. Evet. Bu sıkıntılarınızı inşallah bir an önce güzellikle aşarsınız diyelim. Bir izleyicimiz doğru. daha var hattımızda. Tabii hocam. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. İyi günler efendim. Ramazan-ı Şeriflerimiz hayırlara vesile olsun. İnşallah. Saygılarımı i̇nşallah. Sunuyorum. Hoş geldiniz. Kıbrıs'a da selamlar, saygılar gönderelim bu arada. Buyurun Ali Bey. Evet. Sayın hocama bir sorum olacak. Buyurun dinliyoruz sizi. Şimdi ben bir cenazemiz olduğu zaman 37'si diyoruz, 52'si diyoruz, Mevlüt oku diyoruz. Bunlar caiz midir? Hocama bunları sormak istiyorum. Bir de bir hocamız bunlar dedi caiz değildir dedi. Hristiyanların yapmış olduğu bir sünnettir. Yani Hristiyanlara mahsus bir gelenektir dedi. Peki. Bunları öğrenmek istiyorum Sayın Hocam'dan. Efendim biz bakın dünyadan ayrılmış, bizden ayrılarak Rabbimizin huzuruna gitmiş yakınlarımız için ama böyle Kur'an okuruz, ama onlar namına hayırlar yaparız veya ibadet yapıp onun sevabını onlara armağan ederiz. Bunu yaparken de illa 40. gün olacak, 52. gün olacak. Böyle bir şart yok. Ama tevafukan o güne rastlamış olabilir. Ama bunu bilelim. Yani böyle bir mecburiyetin olmadığını bilelim. Yani 40. gün bir mevlid okuduk. İşi bitirdik. Defteri kapattık. Öyle değil. Zaman zaman
yine hayrımız devam edecek. Onlara fatihalar göndereceğiz. Onlara hayırlar göndereceğiz. Ama 40. gün ne rastlamış olabilir de tabii mevlid okutmak da güzel bir şeydir. Hı hı. Bir mevlide tutup Hristiyan adeti dememiz doğru olmaz. Hı hı. Mevlid'de ne var? Efendim Peygamberimize salatü selam var. Onun sevgisini dile getirme var. Yani Allah inancı, ahiret sorumluluğu, gayet güzel konular. Yani mevlid yeter ki onu anlamaya çalışsak. Hı hı. Her cümlesi bir kitaptır. İnanın her mısrağı bir kitaptır. İlahi sana layık kullar ile hemdem et, ehli derdin sohbetine mahrem et. Şuna bakın ki bir kitap almaz bunu. İlahi sakla kıl imanımız, verelim ta iman ile canımız. Bir kitap bu cümle, şu mısra, şu beyit bir kitap ya. İlahi sakla kıl imanımız, verelim ta iman ile canımız. Hı hı. Evet efendim. Peki, teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Diğer telefonuyuz. İyi senin. Buyurun. Hocama şunu soracaktım. Buyurun. Bir de her gün okuyoruz bu dualarımızı. Duaları okuduktan sonra tüm gelmiş geçmiş peygamberlerimize, aziz şehitlerimize, kimsesizlere ve nesli tükenmişlere duamızı gönderiyoruz. Bunun yanı sıra kendi ruhlarımıza da gönderiyoruz. Bunlar mübah mıdır hocam? Efendim, mübah mıdır? Zaten kendimizin o amel, sağımızda solumuzda melekler onu tespit ediyor. Elbette bizim içindir. Yani hı hı. kendime de gönderiyorum dememe gerek yok. Zaten hı hı. o kaydediliyor. Hı hı. O yüzden ama biraz önce dediğimiz gibi yaptığımız bu kadar duaları peygamberlerden başlayarak bütün geçmişlerimize armağan edebiliriz. Ve ne güzel ki kimsesi olmayanlara, nesli kesilmişlere, o da ayrı bir güzellik. Peki, teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz efendim size. Ben teşekkür ediyorum hocam. Hayırlı yayınlar, iyi günler. Sağ olun efendim. Saygılarla efendim. Saygılar bize. Selamlar. Aynen. Sağ olun. Aynen. Teşekkür ederiz. Kıbrıs'a da bizden selamlar efendim. Aynen. Diğer telefonuyuz. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Merhabalar, kolay gelsin. Hocamın ellerinden öpüyorum. Şaylarınız mübarek olsun. Estağfurullah. Sağ olun efendim. Hocam ben şimdi bir adak kurbanı kesmek için niyetlendik eşimle beraber. Hı hı. Bu adak kurbanını vereceğimiz kişilerin de ete ihtiyacı yok da böyle gıdaya, hani 3 aylarda geldi, gıdaya ihtiyaçları var. Bunları vermek isteriz. Sizin de ellerinizden çok çok öpüyorum. Dualarınızı bekliyorum hocam. Burada soruyu, onun yerine parasını mı vermeyi düşünüyorsunuz? Evet, veya gıda yardımı? Evet, evet. Yani evet. Kurbanı kesmeyelim. Kurban kesmeyelim, onun yerine o parayı dağıtalım. Ha, o kişilere verelim diyoruz. Hayır. Parasını verelim. Hayır. Bu. Evet. İlla evet. Allah'a böyle bir söz verdik. Bu sözün yerine gelmesi için olmazsa evet. olmaz şart nedir? Iraka idemdir. Böyle demesek böyle bir mecburiyetimiz yoktu. Kendimiz hı. ihtiyarımızla şöyle edeceğimizi böyle edelim diyebilirdik. Evet. Ama değil mi ki kurban lafını ettik. O zaman kurban olma niteliğindeki bir hayvanın boğazlanması mecburiyeti vardır. Tamam. Evet. Peki. Var mıdır başka sorumuz? Çok teşekkür ederim. Çaylarınız mübarek olsun. Hocamın dualarını bekliyoruz. Ellerinizi öpüyorum hocam. Sağ olun efendim. Olsun, sağ olun. Sizin de mübarek olsun. Çaylarınızı diyelim. Diğer telefondayız. Alo. 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 Buyurun efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Selamun aleyküm, hayırlı günler. Aleyküm selam efendim. Buyurun. Hocama bir sorum olacak. Buyurun efendim. Caminin önünde cenaze namazı kılınıyor. Ben de tesadüf orada geçiyorum. Abdestim yok, cenaze namazı kılınır mı? Şimdi geçiyordunuz, cenaze namazı kılınıyor. Abdestiniz evet. de yok. Ahali bekleyin ya. Abdest alacağım, bunu demek de olmaz. Ama derhal o anda teyemmüm edebilirsiniz. Teyemmüm edip hemen cemaate yetiştiğiniz yerde katılmalısınız. Hı hı. Yani teyemmüm
abdest gibi değil yani, soyunup dökünüp yani elimi, yüzümü, ayağımı yıkama işi yok. Bunda yani elimi diyelim ki orada bir duvara iki elimi vurdum, onu yüzüme sürdüm, iki elimi tekrar vurdum, sol elimle şöyle sağ kolumu, sağ kolumla da şöyle elimle de sol elim böyle bitti. Teyemmüm bu. Yetiştim hemen. Peki teyemmümü biz normalde su olmayan ve abdest alma i̇şte, imkanı olmayan yerler diye işte biliyorduk. Burada da hükmen yok. Hükmen yok burada. Bu Ayşe Hanım, beyefendiye teşekkür ederim. Bak bunu iyi ki sordu. Bu önemli. Adam bir defa ölecek. Gidiyor. Evet. Cenaze namazı da kılınıyor. Ben de kaçırmayayım bunu. Cenaze namazını kılana bir dağ sevap verilir. Kabre kadar götürene iki dağ sevap verilir. Peki ya namazı kılınan? Namazı kılınanı da Allah bağışlar. Ya şu güzelliğe bakın hele. Ölüden diri, diriden ölü sebepleniyor. Ya diriden diri sebeplenmeli ya. Değil mi? Başka yerde böyle tutup da cuma günü geldim ki cuma namazına durulmuş. Ben teyemmüm yapayım. Ya olmaz. Olmaz. Cuma namazı gidiyor. Gitsin. Yerine öğlen namazını kılarım. Hı hı. Ama bu cenaze gidiyor. Gittikten sonra daha yok. Bitti. Ha, o yüzden. İlde de... Bir de bakın bu teyemmüm bir de bayram namazı için geçerlidir. Bayram namazına geldim, duruluyor bayram namazına. Abdest alayım desem yetişemeyeceğim. Derhal teyemmüm ederim ve bayram namazını kılar. Tamam, peki teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi reklamlar, ardından devam ediyoruz. Ayrılmayın lütfen. Reklamların ardından devam ediyoruz efendim. Telefon numaralarımızı hatırlatalım izleyenlerimize. Belki yayına katılmak isteyip de numarayı kaçırmış olanlar varsa diye. 0212 alan koduyla 300-0404 ve 300-0606 telefon numaralarımız. Twitter.com/sohbetler7'den de bize ulaşabilirsiniz diye, sorularınızı gönderebilirsiniz diye hatırlatalım. Hocam sorularımız vardı, devam etmek isterim. Mesleği gereği sürekli yolcu olan kişi namaz ve oruç ibadetlerini nasıl yerine getirebilir? Demek mesleği devamlı yolculuk bu kişinin. Peki namazı nasıl kılacak? Namazı kısaltarak kılacak. İki, oruç devamlı seferiye bu kişi. Namazı kısaltarak kılacak ama orucu ise tutmasa da olabilir, tutabilirse daha iyi. Çünkü tutmadığında tekrar günün birinde tutacak, o yolculuklar bitince tutacak. Öyle olunca durumda müsait, vaktinde sahur yapabiliyorum, vaktinde iftar yapabiliyorum, her ne kadar yolcuysam da diyebilir. Ve tutabilir de. Tutması tutmamasından daha iyidir. Ama altını tekrar az önce çizdiğimiz gibi bir kez daha tekrar edelim. Tutmadığında bunlar daha sonra bilahere ödenecek. Günle gün tutacak. Günle gün tutacak. Peki. Peki hocam, tutmamak için geçerli neden nedir? Yolculuk, hani midesi bulanıyordur o kişinin, ondan dolayıdır falan. Sebeplere bağlanabiliyor mu? Şartlar eğer uygunsa hani... Yok efendim, bu illa değil mi ki bulunduğum yerden 90 kilometre öteye amma gemiyle, amma uçakla, amma karayoluyla gideceğim yolculuk işte. Rabbimizin bize kolaylık dilemiş. Yolculuk halinin olmadık meşakkatleri olabilir. Bu bakımdan Rabbimiz diyor ki yolculuk sırasında farzları ikişer rekat. Eğer çok böyle şey durum varsa, yoğun bir durum varsa sünnetleri de kılamayabilirsiniz. Yok, durum çok müsait. Sünnetleri kılar, farzları da kısaltarak kılarsınız diyor. Peki hocam, sağ olun. Hanımların fitil kullanması gusül abdest alması hayır, gerektirmez. Gerektirmez. Peki. Evet. Bir de hocam, ahde vefa ne demektir? Ahde vefa, yani verilen sözde durmak.
Yani gerek insanlara karşı, gerekse Allah'a karşı. Ta ruhlar aleminde Rabbimize söz verdik. Elestü bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bela, Rabbimizsin. Söz veriyoruz. Sana kulluk edeceğiz. Demiştik. İşte bu ahdimizi, bu sözümüzü yeniliyoruz. Nerede? Namaz kılarken yeniliyoruz. Bakın hac yaparken yeniliyoruz. Hacer-ül Esved'de, Hacer-ül Esved'i selamladık. Başladık tavafa. Bakın sözlerimize bakın. Allahümme imanen bik ve tasdikan bi kitabik ve vefaen bi ahdik ve ittibaen li sünneti nebiyike ve habibike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım sana olan imanda sebat ediyorum. Kitabını tasdik ediyorum. Ruhlar aleminde verdiğim sözümü yeniliyorum. Sevgili Resulü'nün sevgisini duyup sünnetine uyacağıma söz veriyorum. Yani ruhlar aleminde Allah ile yaptığımız sözleşmeyi orada yeniliyoruz. Namazda da öyle her gün. Yani mesela bakın günün son rekatında Allah'a verdiğimiz söze bakın. Allahümme inna nesta'inuk. Ya Rabbi senden yardım dileriz. Ve nestağfiruk. Af dileriz. Ve nestehdik. Sana giden yolda olmayı dileriz. Ve nü'minü bik. Sana olan imanda sebat ederiz. Ve netevekkelu aleyk. Sana dayanırız, sana güveniriz. Ve nütni aleykel hayr. Her türlü hayır sende. Neşkuruk. Sana şükrederiz. Ve la nekfuruk. Nankörlük etmeyiz. Ve nahle'u ve netruku men yefçuruk. Sana isyan etmeyiz. İsyan edenlerle de beraber olmayız ya Rabbi. Görüyor musunuz? Ne güzel sözler söylüyormuşuz. Evet, hocam. Sana isyan etmeyiz. İsyan edenlerle de beraber olmayız. Allahümme iyyâke na'budu ve leke nusalli ve nescud. Allah'ım ancak sana ibadet ederiz. Ancak senden yardım dileriz. Senin için secde ederiz. Ve ileyke nes'a ve nahfid. Çalışmam, çabalamam, karım, kisbim, sevmem, yermem hep senin. Allah Allah. Ne güzel. Ve ileyke nes'a ve nahfid. Çalışmam, çabalamam hep senin içindir. Nercu rahmetek. Rahmetini umarız. Ve nahşa azabek. Azabından da korkarız. İnne azabeke bil kuffari mülhek. Çünkü senin azabın çepeçevre nankörleri kuşatmıştır. Evet efendim. Peki hocam. İzleyicimiz var hattımızda. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hayırlı günler, hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Çok hoş teşekkür olun. Ediyoruz. Sağ olun efendim. Buyurun. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Rabbimize hamd ederiz. İnşallah siz de iyisiniz. İyiyiz, sağ olun hocam. Biz buyurun. De hamd ederiz. Buyurun efendim. Buyurun. Hocam, benim eşim iltihaplı romatizm hastası. Yani iyi kötü bir ev yaptık işte, kredilerle falan. Durumumuzu bilen de 3-5 kuruş yardım etti. Yani kredi çektik çatı falan yapmak için. Yani şu anda çok kötü borçtayız yani, çıkmazdayız. Eşim de iltihaplı romatizm hastası. Kayınpederim de var yani, yardım etmiyor bize olduğu halde. Allah kabulsuna bile kabul etmiyor yani. Çocuklarının ihtiyacı olduğu halde. Yani yanlışım varsa düzelsin. Buyurun. Yardım etmiyor kayınpederim falan. Yani devlet peki. Kurumlarına borcum var dedim, anlattım. Evim perişan dedim, anlattım. Peki. Yani kötü durumdayız. Çocuğumun ayağında ayakkabı bile yok. Yani. Peki soralım hocamıza bakalım konuyla ilgili ne diyecek. Hocam, hanımefendi der ki eşim romatizma hastası. Zaten hani çalışmakta evet. Sıkıntı çekiyor sanıyorum buradan anladığım çalışıyor bu. Çalışıyor ama yani çalışmak zorunda yani mecburen. Ev yaptırdık ve evi tamamlarken de çatısını falan yaptırırken kredi çekmek durumunda kaldık. Ve çok da şu anda zor durumdayız maddi anlamda. Kayınpederimin maddi durumu iyi olduğu halde bize yardımcı olmuyor der.
Burada evlatların annelerden, babalardan istemeleri, ailelerin çocuklarına yardım etmeleri konusunda dininiz efendim, ne diyor hocam? Efendim tabii yardım yapsa daha iyi ama yapmak mecburiyetinde de değil. Şimdi keşke biz bu borca girmeseydik. Hani Efendimizin bir dua öğretiyor bize ya. Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazen. Ya Rabbi kederden, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç altında kalmaktan ve insanların zulmüne uğramaktan sana sığınırım. Yani keşke işte kredi borcuna girmeseydik, borç altında hocam, kalmasaydık. Evet efendim. Buyurun. Mecbur kaldık hocam yani üstelik vermediler. Yani kira borcumuz bile yani veremiyordu. Eşim 3 ay rahatsız oldu. Kapısını açan olmadı yani. Kolu 2 büklüm kaldı. Kapımızı açmadılar yani. Sormadılar nasılsın? Hiçbir şey. Hiç devlet kurumundan da o zaman yardım almadım ben. 4 tane çocuğum var benim. Yani demek kirayı ki veremiyorduk yani. Kira vermeye gücümüz yetmediği halde bu sefer mülkiyet alıyoruz. Yani işte yapalım dedik. İyi kötü bir şey yaptık işte başımızı sokacak. Rabbim edasını göndersin. Ama gel anaya babaya da kin tutmayalım. Kin tutmuyorum hocam. Yani akşam aradım. Eşim yani şu anda raporla ilaç kullanıyor. Raporunu yenilemek zorunda. Yani kronik bir rahatsızlık. İntihaplı romatizma. Rabbim i̇şte, hayırlı kapılar açsın. Bak ev yaptırana, evlat evlendirene Allah yardım eder diye bir hadis-i şerif var. O yüzden gel ümitsiz olmayın, bunalıma da düşmeyin. Rabbim bir kapıyı bend ederse bin kapıyı eyler kuşat. Efendi Hazreti Allah Fatihul Ebvab'dır. Allah kapılar açan Mevla'dır. Gör ki hiç hayal etmediğin yerden kapı açılır. Men yettekillâhe yec'al lehu mahraca. Kim takva sahibi olursa Allah onu hiç hayal etmediği yerden rızıklandırır. İnşallah. Rabbimiz öyle buyuruyor. Amin hocam inşallah. Gel peki, ümitsiz olmayalım güzel kızımız. Rabbimiz hayırlı kapı açsın. Borç amin, sıkıntısından amin kurtarsın inşallah. Amin. Amin hocam. Yani akşam aradım yani sözünü kesiyordum ama kayınpederim aradım işte. Eşimin durumunu anlattım. Yani ilaç bile içmiyor. İçemiyor. Yok ki yani. Raporunu bile yaptıramadı kendisi. Hastaneye gidemedi. Senelik raporunu. İlaç raporu bile alamadı peki yani. Peki. Allah kolaylık versin. İnşallah bu sıkıntılarınızdan da kurtulmayı nasip etsin. Eşinize şifalar diliyoruz efendim. Bir izleyicimiz daha var hattımızda. Alo. Efendim. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Canlı yayındasınız şu anda. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocama sorum olacaktı. Buyurun efendim. Ben bir arkadaşım var, beraberce namaza gidiyoruz. Mezhebe inanmam diyor. Onların benden ayrı bir şeyi mi var diyor. Onlar da kurban da diyor. Mezhebi inanmam diyor. Sünneti de istersem kılarım, istersem kılmam diyor. Geçen sene de hacca gitti geldi. Ben üzülüyorum şimdi. Bu peki arkadaşımın böyle demesine. Hocam bu mezhep konusundan bir açıklama yaparsa memnun olurum. Yani bu kardeşimiz ya boyundan büyük laflar etmenin alemi var mı? Ben mezhebe inanmam. Ne yapan ya? Sen şimdi o mezhep imamları gibi biri misin? Böyle bir ilmin var mı? O mezhep imamlarına biz saygımız var. Allah onlardan razı olsun. Bizim dinimizi bize yaşayacağımız şekilde önümüze sunmuşlar. Yani bize rahmet okumak dururken, teşekkür etmek dururken onlar da kim oluyor demek saygısızlıktır. Ya onlar bakın kitaptan, sünnetten böyle araştırmışlar. Ha, oruç şöyle tutulur, namaz böyle kılınır. Böyle yapmışlar, hazırlamış, bize sunmuşlar.
Ne büyük iyilik etmişler. Allah onlardan binlerce defa razı olsun. Amin. Bize sadece yani pilavı pişirmiş, kaşığı da koymuş, yemesi kalmış. Bu yemeği pişirene insan teşekkür etmez mi ya? Peki. Sonra sünnetler için böyle saygısız laf etmek hiç doğru değil. Sünneti yapanın hükmü nedir? Yapan şefaate erer. Yapan mükafata nail olur. Yapmayan şefaatten mahrum kalır. İtaba mahrum. Ne demek itap? Azarlanmaya. Yani Allah elçisi tarafından azarlanmayı insan göze alabilir mi? Mümkün değil. O yüzden yani namazların sünnetleri vardır. Bakın hem de müekket sünnet, kuvvetli sünnet. Allah Resulü yaşamış, yaşaması da emretmiş. Bana ne düşer? Baş üstüne. Ey sevgili peygamberim, sen bize yol açtın, yol gösterdin. O da kendi keyfine değil ki. Rabbisinden böyle mesaj almış ona göre. Yani gelin böyle boyumuzdan büyük laflar da etmeyelim. Yani ben sünnet kılmam, ben mezhepleri tanımam. Bunlar yok, çok lüzumsuz. Maksadı aşan ağır laflardır bunlar. Peki. Bir telefonumuz daha var hocam. Diğer telefondayız. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Ayhan Bey, televizyonun sesini kapatırsanız telefondan anlaşalım sizinle, olur mu? Selamünaleyküm. Hayırlı günler hocam. Selam efendim. Sağ olun efendim. Nasılsınız hocam? Ellerinizden Rabbimize hamd ederiz. Sağ olun. Siz de iyisiniz efendim. Çok şükür Rabbim bugünlerimizi aratmasın inşallah. Amin. Amin efendim. Hocam ben sizleri bayağı bir zamandır arıyorum. Düşünemiyorum. İnşallah Rabbim bugünlerimiz kısmet etti. Ben bir sorum olacak size. Buyurun efendim. Ben 10 senelik evliyim. Eşim, akrabam, oğlumun amcasının çocukları, babasıyla birlikte. Boyna ben eşime gitmediğim yerlere gidiyordu. Arkadaşlarıyla boyna vakit geçiriyordu. Benle vakit geçiririz, benle birlikte gez. Yani 3 tane çocuğumuz var, ellerinizden öperim. Allah bağışlasın. Evet. Sağ olun. Yani boşanma davası açtı. Şu 7 aydan beri oldu bu olay. Kayınpeder, kaynana falan hepsi yanımda kaldı. Sonra ayrıldıktan sonra böyle bir huzursuzluk yaşadık. Ben yani değişti arkadaş ortamına girdikten sonra. Ben geçmiş olduğumuz Kasım ayında eşimi dövdüm. Yani dövdüm, çok yani hakaretler yüzünden dayanamadım. Vurdum, dövdüm. Fazla uzatmayalım yani. Boşanma davası açmış. Hı hı. Boyna suratıma tükürüyor, boyna hakaretler, boyna yalanlar, boyna şeyler. Yani şu anda Haziran'ın 15'ine erteledi yatış mahkemeleri. Yani bunun için ne yapacağız, ne edeceğiz, ben öyle bir şeydeyim. Siz yuvanızın yıkılmamasından yanasınız anladığım kadarıyla. Efendim? Siz anladığım kadarıyla yuvanızın yıkılmamasından yanasınız. Evet, bu yuvayı çünkü toparlamaya çalışıyorsunuz. Evet, çünkü 3 tane çocuğumuz var ablacığım. Yani kolay değil. Gül damlası gibi bir görseniz, ellerinizden öper yani. Allah'ım sağlık versin. Hiçbir şey yok yani, yuvayı yıkacak. Yani peki, o kadar öyle zor durumdayım. Peki ondan sonra böyle olduk dediniz, yanlış anlamadıysam. Orada aile toparlamaya çalışmıyor mu? Yani ya da onun ailesinden, gerek sizin daha yakınlarınızdan yuvayı kurtarmak için seferber olanlar yok mu? Çok kişi uğraştı. Annesinin babasının sözü geçmiyor. Kardeşinin sözü geçmiyor. Benim anne babamın sözü geçmiyor. Kimsenin sözü geçmiyor. Yani kafam dediğim dedik, çaldım dedik diyor. Yani bu şekilde. Yani inat. Fakat yani siz de dövdüm dediniz. Yani öfkeli bir zamanınızda sonra darpta bulundunuz. Bu doğru değil tabii. Bu hoş değil. Ama acaba derim. Yani şimdi siz tekrar hanımefendiden özür dileyerek acaba yuvayı kurtarma imkanı yok mu benim aklıma bu geldi. Bir kelime hocam. Çiçekler götürdüm. Ona böyle ayaklarının altına kapandım. Bak ben haklı olduğum halde. Ondan özür diledim. Bak dedim 3 tane yavrumuz var. Bir eşeklik yaptım ben dedim. Sana vurdum. Yani böyle yaptım. Yani
Peki yapma dedim hani. Benim için değil, kendin için yani değil, yavrularımız için. Bir kimse özür diler, karşı taraf kabul etmezse vebal ona ait olur. Ya bu hayat niye biz böyle iyi iletişim kuramıyoruz? Yani bir ara anlatmıştım, tekrar edeyim. Buyurun ben hocam. Almanya'ya gittiğimde bir din görevlimize dedim, kilisede yakın, papazla görüşüyor musun dedim. Görüşüyorum dedi. Geçen bir Kur'an-ı Kerim hediye ettim. Okumasını da beklemiyorum, hatır için aldı sanıyorum. Adam geldi, teşekkür etti. Kitabınızda iki ayet beni çarptı diyor. Çok etkiledi. Allah Allah, ben de merak ettim ya, bu hangi ayetmiş bunlar? Bir, وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةِ وَلَا السَّيِّيَةِ İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü iyilikle giderin. Göreceksiniz ki sıcak bir dostluk başlayacak. Bu ayet beni çok etkiledi diyor papaz. İki, ben size şah damarınızdan yakınım ayeti beni çok etkiledi diyor. Elin oğlu etkileniyor da bizim hanımımıza ne oluyor ya? Hı hı. Allah aşkına, yani çocuk oyuncağı gibi yuvayı bozalım, tekrar bir başkasıyla kuralım. Nasıl kuracaksın? Nasıl olacak? Hele ortada çocuk olduktan sonra daha zor hocam. Yani bakın, yuvanın inişi olur, çıkışı olur, acı olur, tatlı olur. Biz nikahlanırken acıda, tatlıda, varlıkta, yoklukta aile mutluluğunu koruyacağız diye söz verdik. Birbirimize sabrımız olacak, tahammülümüz olacak. Dünyada mutlu olacağız ki ebedi hayatta da mutlu olalım diye. Evet efendim. Peki. Toparlayalım, bir telefonumuz daha var çünkü. Buyurun, alalım son cümlenizi. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinizden öpüyorum. Sağ olun. Allah'a emanet olun diyorum. Sağ olun. Çok biz de yuvanızın tekrar efendim sağlam temeller üzerine bir kez daha dönüp kurtulmasını diliyoruz. Diliyoruz evet. Tüm izleyenlerimizin de amin dediğine yürekten ya, inanıyorum hocam efendim, ben. Doğru efendim. Peki, alo. Diğer telefondayız. Alo. 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 Buyurun efendim, hoş geldiniz. Adana, selamlar, saygılar iletelim efendim sizin vesilenizle Adana'ya. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hocama bir sorum var. Buyurun efendim. Avrupa'da Avrupalı bir erkek genç bir yıl önce kendiliğinden Müslüman olmuş. Bir vesileyle de bir yakınım hanım kıza talip olur. Kelime-i şehadetine şahit olduk. Bundan sünnet olma şartı zorunlu mudur, değil midir? Benim merak ettiğim konu bu. Avrupalı gayrimüslim Müslümken kendiliğinden Müslüman olmuş, bir yıl önceden Müslüman olmuş bir genç, Müslüman bir Türk kıza talip oluyor. Bunun kelime-i şehadetine biz şahidiz. Ancak bunda sünnet olma şartı aranacak mı, aranmayacak mı, bu konuyu merak ediyorum. Peki. Sünnet ama bu sünnet önemli bir sünnet. Yani öyle bu ezan gibi. Sanki farz gibidir. Ezan sünnettir ama dinin sembolüdür. Bu da erkek bünyesinde İslam damgası istiyor dinimiz. Erkeğin fizik bünyesinde İslam damgası olursa iyi olur. Olmazsa nikah olmaz diyemeyiz. Yani nikahları sahih olur, evlenebilirler ama sünnet olursa gayet güzel. Olmazsa da hayatları devam eder. Peki, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Sağ olun cümlemizden efendim. İyi günler diliyoruz. Hocam, biz ayrılan süre bugün burada bitti. Konularımız kaldı. Belki haftaya diyelim. İnşallah efendim. Önümüzdeki haftaya da kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun efendim. İnşallah tekrar görüşmek üzere. Bir duayla programımızı kapatalım. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya erhamer rahimin, Rabbül aleminsin, malikul mülksün, malikul mülüksün, mukallibül kulubsun, mülk senin elinde, gönüllerimiz senin elinde, gönüllerimizi karşılıklı sevgi, saygı duyguları ile meşbu eyle, hanelerimize huzur,
gönüllerimize sürur, lütfeyle. Amin. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ya Rab, biz nefsimize zulmettik. Sen affetmezsen, lütfetmezsen ebedi ziyanda kalanlardan oluruz. Allahümme inneke afuvvün tuhibbul affe fa'fu anna. Allah'ım, affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle. Amin. Gölgesi üzerimize düşmüş üç ayları, regaib kandilini mübarek eyle. Amin. Daha önceki kandillerde hayatta olup da şimdi aralarımızda bulunamayan cümle geçmişlerimizin ruhlarını şad, makamlarını cennet eyle. Sıhhat ve saadetle bayrağımızın gölgesinde, birlik ve dirlik içerisinde nice kandillere ve üç aylara yetişebilmeyi nasip ve müyesser eyle. Rızıklarımızı helal ve bol olarak lütfeyle ya Rab. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Amin.